Merhaba oyunseverler. Hepinize saygılar, sevgiler. Beklenen an geldi ve çok konuşulan, çok tartışılan FC 25 çıktı. La tactique ce n'est pas seulement des data et des réunions sans fin. Il faut voir le football sous un autre angle. Şu anda ilk izlenimleri hep beraber bakacağız, bakış atacağız. Özellikle de Süper Lig'e bir bakış atacağız. Taktik konusunda çok iddialı bu sezon FC 25. Bakalım gerçekten de iddialarında haklılar mı göreceğiz. Ve başlıyor. Sezon boyunca FC 25 kanalımızda takip edebilirsiniz. Mümkün mertebe çok fazla sayıda içeriği sizlerle paylaşacağız oyunseverler. Geniş çaplı bir incelemeyi sizlerle paylaşacağız. Bu sahne şu anda oyunun ilk açılış sahnesi. Basıp geçmiyorum. Seyredelim bakalım. Gerçi bununla ilgili pek çok görüntüyü de görmüştük ama öncesinde tanıtım fragmanlarında ve Şampiyonlar Ligi Kupası. Zidane Fransızca konuşuyor. Çünkü Zidane Fransız. Neye Fransız derseniz, futbola değil tabii ki. FC 25. Sonunda bizlerle. Kulübe hoş geldin oyunseverler. Ve bakalım FC 25 namı diğer FIFA 25 nasılmış, nasıl bir şeymiş görelim. Genel olarak baktığımızda yine aslında FC 24'ün menüsüyle hemen hemen aynı. Sadece arkadaki görüntüler biraz daha farklı. Tabii ki haliyle farklı olsun ama şöyle baktığımızda ayarlar olsun, erişilebilirlik olsun, sezon, turnuva, ultimate, teknik direktör kariyeri, oyuncu kariyeri, Club Santra, oynamayı öğren, ortak sezon, online dostluk ve PlayStation turnuvalara baktığımızda evet aslında menüde bir değişiklik yok oyunseverler. Menü 24'ün aslında aynısı, hiçbir fark göremiyorum, aynı. Evet, şöyle baktığımızda sezon, turnuva, evet aynen görüyoruz. Ayarlarda bir şey var mı? Yine arka fon değişmiş. Ayarlar, profil, online ayar, oynama süresi vesaire, takım kadroları, oyuncu oluştur, takımları düzenle, aynen duruyor. Şimdi burada tekrar şöyle bir döndüğümüzde tekrar bakarsak, evet menü bir değişiklik yok. Menü de aynı. Tüm buradaki online olsun, çevrim içi ve çevrim dışı modlar aynen duruyor. Bir değişiklik yok. Teknik direktör olsun, oyuncu kariyeri olsun. Sadece şimdi ayarlardan, takımları düzenleden şöyle takım kadrolarına girelim. Türkiye'ye bir bakalım. Türkiye'de Trabzon, Adana Demirspor. Adana Demirspor'a baktığımızda kadrolara ilk 11'lerini koymuş ve Trendyol Süper Lig olarak sponsoru da oraya koymuş. Bu açıdan güzel olduğunu söyleyebilirim. Eskiden bu sponsoru koymuyordu. Şu anda o da var. Alanya Spor'u görüyoruz. Adana Spor 2,5 yıldız. Alanya Spor'u 2,5 yıldız yapmışlar. Antalya Spor'u 2,5 yıldız. Başakşehir 3,5 şeklinde. Beşiktaş 4. Beşiktaş'ta İmobile ile birlikte atak gücü 79. Arkasında Rafa, ofansif orta saha oyuncusu olarak. Bir de Al Musrati'yi görüyoruz. Beşiktaş'ın orta alanı aslında çok güçlü gözüküyor. Beşiktaş, Can Yakar. Bodrum Spor 1 yıldız gerçekten çok, yani Süper Lig için çok düşük bir seviye. Hindistan takımı gibi olmuş. Bodrum Spor'la ilgili bir kariyer mod yapılabilir. Alınıp bunu bir adam edilebilir diye düşünüyorum. Çok kötü. Gerçekten Süper Lig için çok kötü durumda. Bodrum Spor'a başarılar diliyoruz. Çaykur Rize 2,5 yıldız. Eyüp Spor 3 yıldız. Beklediğimiz gibi Süper Lig'de mücadele edilebilecek bir takım, Türkiye için 3 yıldızı ve üzerinde olması gerekir. Düşünürüz de Fenerbahçe 4,5 yıldız. Yine Ceko, Şmanski ikilisi, Fred, Yüksek Kahveci, Tadic, Kadıoğlu, Ciku,
ve Bacı artık neyse onu bir türlü okuyamıyorum. Ve Ljković kadro gördüğümüz gibi iyi bir kadro. Yani şöyle de içeri doğru baktığımızda da şuradan girersek evet Fenerbahçe'nin kadrosu beklediğimiz gibi. Yedeklere bakalım. Kent'i koymuş. Ünder, Cengiz Ünder, Krunic, Söyüncü. Sürpriz birileri var mı? Şu anda baktığım kadarıyla evet. Bütün transferleri hemen hemen görüyorum. O da evet. Ennesi de orada. Ve güncel transferler şu anda eksik yok gibi. Bana öyle geliyor. Tabii detaylı incelemeyi daha da yapacağız. Bu sadece bir ön izleme. Oyun severler. Fenerbahçe'de hayır istemiyoruz. Çıkalım. Bir daha çıkalım. Fenerbahçe bu açıdan Beşiktaş'la atak gücü aynı ama Fenerbahçe orta saha ve defansı çok daha iyi burada. Galatasaray'da 4.5 yıldız yapılmış fakat Galatasaray'ın atak gücü Icardi ve Mertens'le birlikte 80 olmuş. Fenerbahçe'den bir puan bir tık daha iyi gözüküyor ama iki takım da aslında eşkeş diyebiliriz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın kadrolarında Yılmaz burada, Ziyech konmuş, Torreira burada, Demirbay, Ardakçı, Kö ve diğerleri biraz köhne 75. Tahmin ettiğimiz gibi Basuya'yı 77, Zaha kiralık gözüküyordu burada kadroda ama normalde aslında kiralık olarak biliyoruz. Belki geri dönebilir. Aktürko satılmıştı diye düşünüyorum biliyorum ama bakalım onu da göreceğiz. Stoper Sanchez. Ayhan Güvenç. Şöyle tekrar baktığımızda Oliveira'yı da gördük. Evet yani bir eksiklik yok gibi şu an için baktığımızda. Yine dediğimiz gibi detaylı incelemeleri yapacağız. Bu bir ön gösterim. Aynı severler. Hayır. Evet Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzeyde. Beşiktaş'a tekrar gelelim. Beşiktaş da aslında yabana atılmayacak bir kadro olarak gözüküyor. FC25'te Gaziantep 3.5 yıldız. Göztepe 2.5 yıldız. Göztepe'de Süper Lig'e yeni çıkan İzmir ekibi biraz düşük kalmış. Hatayspor 2.5 yıldız. Kasımpaşa, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon 4 yıldızda. Şenol Güneş'in öğrencileri çok fazla bir etki yaratır mı yaratmaz mı sürpriz yapar mı bilemiyoruz ama Trabzon'un kadrosu maalesef Beşiktaş yani İstanbul'daki 3 büyüklere nazaran biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Peki statlara bir bakış atalım. Gerçekten statlar nasıl görünüyormuş ona da şöyle bir hemen bakalım. Evet oyunseverler statlara baktığımızda Adana Demirspor, Alanya, Antalya, Başakşehir, Beşiktaş'ın stadı yok. Beşiktaş burada değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Galatasaray ve Fenerbahçe bu listede olmayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu listede yok çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi statları var. Şimdi onlara bir bakış atalım. Önce Galatasaray ile başlayalım. Son şampiyon olduğu için son şampiyonun stadına bir bakış atalım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada formalara da bir bakış atalım. Galatasaray'ın 3 forması var. Şu formayı görmemiştim. Şu zaten klasik. Böyle de yine klasik formasına. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'nin yine beyaz şortlu, beyaz çoraplı, tozluklu diyorlar ona. Klasik forması. Güzel. Yine klasik olarak çıkalım. Bakalım nasıl bir şey olacakmış. Ve Galatasaray'ın stadı Rams Park. Karşımızda oyunseverler. İç kısımları tabii ki yine eski görüntülerden derlenmiş. Rams Park'ın içi böyle değil. Bunu biliyoruz. Oraya gitmişliğimiz var. Ama stat ambiyansı gerçekten benzetmişler. Şöyle bir bakarsak buradan. Baktığımızda evet, Rams Park gerçeğine yakın mı? Yorumlar da belirtin soyun severler. Bizce güzel yapılmış gibi gözüküyor. Böyle şöyle yapıp da
şuradan şöyle bakarsak stada, işte Galatasaray'ın stadı bu şekilde işlenmiş. Ambiyans, ortam harikulade işlenmiş, yapılmış. İki defa işlenmiş dedik gerçi ama ilerleyen dönemlerde, günlerde daha kapsamlı incelemelerde bulunacağız. Şimdi bir de Fenerbahçe'nin stadına bakalım. Evet, şimdi de Fenerbahçe'nin stadındayız. Formalara bakmıştık zaten. Şöyle tekrar gösterelim. 3 forma. Normalde hep 2 formayla başlarken bu sezon 3 forma koymuşlar ki güzel. Sonuçta diğer Avrupa liglerindeki pek çok kulübün 3 forması vardı. Kendilerine ait statları vardı. Sonunda biz de Süper Lig'de, Türkiye'de bu lükse kavuşmuş olduk. Artık lüks diyorum çünkü diğer liglerde maalesef bunları göremiyoruz. Ama artık bizim ligimizde de kendi stadımız ve kendi formalarımız ve 3 formamızla meydana çıkacağız. Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Yine bu tabii ki bir önceki görüntüler alınmış. Biraz statta bakalım, stadın ambiyansı nasıl, ona da bir bakış atalım. Well, hello to you and welcome to another exciting game brought to you by EA TV. Guy Mowbray with you for commentary. Şöyle baktığımızda da Şükrü Saraçoğlu buradan görüyoruz. Kadıköy ambiyansı da bizlerle birlikte olmuş oluyor. Tekrar şöyle baktığımızda da evet, oyunseverler, Şükrü Saraçoğlu da bu şekilde görünüyor. Gerçekten güzel yapılmış. Devam eden günlerde daha detaylı incelemelerde bulunacağız. Süper Lig'le ilgili incelemelerimizi de sizlerle paylaşacağız oyunseverler. Gerçekten güzel, yıllardır beklediğimiz bu detaya sonunda kavuşmuş olduk. Evet oyunseverler, serimizin diğer videolarında görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşça kalın ve de her daim sevgiyle kalın. Destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşın. İçeriklerimizi de beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Sizlerin desteklerinizle bu videolar, bu içerikler üretilecek, üretilmeye devam edecek. Bunu lütfen unutmayın. Abone olun, abone olun, abone olun. Saygılar, sevgiler.